Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir poğaça tarifi vermek istiyorum. Değişik şekillerde yapabileceğiniz hamuru garanti bir tariftir. Mutlaka ama mutlaka denemeniz gereken bir tarif. Dilerseniz çokça yapıp derin dondurucuya bile atabilirsiniz. Çıkarttığınızda aynı tazelikte olacağına garanti veriyorum arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz hamurumuza. Gereken malzemeler 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı ılık su, 1 çay kaşığı dolusu tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, 2 adet yumurta sarılarını üzerine ayırıyoruz. Akını hamurun içine kullanacağız. 1 paket yaş maya. Bu arada yumurta sarılarının üzeri kurumaması için ben küçük bir saklama kabına koydum. Ve 50-100 gram arası 70 gram net olarak yumuşak tereyağı kullanacağım ben. Bu tereyağı inanılmaz bir fark atacak arkadaşlar hamurumuzun lezzetine. Kesinlikle deneyin derim. Şimdi bütün ılık malzememi ilk önce yoğurma kabıma alıyorum. Tuz ve şekerimi de döküyorum. Arkadaşlar bilinenin aksine asla tuz mayayı etkilemiyor. Ben sürekli bu şekilde yapıyorum hamur işlerimi ve çok güzel kabarıyorlar. Hamur halinde de güzel kabarıyor, pişince de güzel kabarıyor. Yani tuzun hiçbir engeli yok. Yani benim açımdan ben öyle görüyorum. Tabii ki herkes nasıl alışkınsa, nasıl biliyorsa öyle yapmakta özgürdür. Ama ben bu şekilde yapıyorum her zaman için ve çok güzel kabarıyor. Dediğim gibi yaş mayamı da ilave ettim. İçerisinde böyle erimesini sağlıyorum. Her ikisi de ılık olduğu için su ve sütüm. Daha sonra sıvı yağımı ekliyorum. Yumuşak tereyağımı gördüğünüz gibi tereyağım gayet yumuşak. Eritilmiş kullanmıyorum. Dikkatinizi çekerim. Yumuşak olması önemli. Daha sonra 2 adet yumurta akını da ilave ettim. Bu şekilde güzel bir karıştırıyorum. Böyle tereyağımı biraz parçalıyorum. Daha sonra unumu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ilave ederek gayet yumuşak bir hamur elde etmeye çalışın arkadaşlar. Kesinlikle sert bir hamur yapmayın. Yoksa poğaçanız piştikten sonra da sert olur. Hamurunuz en başta ne kadar yumuşak olursa poğaçanız piştikten sonra bir o kadar yumuşak olur yani. O yüzden dediğim gibi unu azar azar ilave edin. Ben bu verdiğim ölçülerle 1 kilo un artı yaklaşık bir fazladan 1 su bardağı kadar daha un ilave ettim 1 kilodan hariç. Ve benim için yeterli oldu. Ama dediğim gibi gayet yumuşak yani çok hafif ele yapışkan bir hamur olması önemli. Güzel sonuç alabilmeniz için. Kesinlikle sert bir hamur yapmayın yani. Bunu üstüne basa basa söylemek istiyorum. Yoksa güzel bir sonuç alamazsınız. Evet, kıvamı bu şekilde. Gördüğünüz gibi hafif ele yapışan bir dokusu var ama gayet yumuşak bir hamur. Gördüğünüz gibi pufidik pufidik bir hamur. Şimdi üzerine bir poşet geçireceğim ve bir bez kapatacağım ve mayalanmaya bırakıyorum. Dediğim gibi bu tarifi çokça pişirip derin dondurucuya atın. Soğuduktan sonra çıkarttığınızda inanın pamuk gibi aynı tazelikte, aynı yumuşaklıkta oluyor. Ve gayet kurtarıcı bir tarif. Yani ani bir misafiriniz gelse veya kahvaltıya çıkarmak isteseniz hemen pratik oluyor yani. Evet, hamurum mayalandı gördüğünüz gibi. Çok güzel, bu güzel bir şekilde mayalandı hamurum. Şimdi ilk önce havasını alıyorum ve daha sonra küçük bezeler yapacağım. Böyle mandalina büyüklüğünde. Bezelerinizi mutlaka önceden yapın. Yapması hem çok çok daha az zaman alıyor poğaçalarınızı ve çok daha güzel sonuç elde edersiniz. Çünkü hamur çok az da olsa bir mayalanmış oluyor beze yapmışken. Çok daha rahat açılıp şekil verebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi mandalina büyüklüğünde bezeler yapıp silikon paspasının yani nasıl bu Türkçesini bilemedim yani bu mavi şeyin üzerine koyuyorum. Çok rahat oluyor. Ben Türkiye'den almıştım pasta malzemesi satan bir yerden. Hamur asla yapışmıyor üzerine arkadaşlar. Gerçekten çok pratik oluyor. Tavsiye ederim yani. Şimdi ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak hamuruma
başlıyorum. Ben 3 adetini kızım için spekuloslu yapmak istedim. O çok seviyor bunu. O yüzden 3 tanesini bu şekilde yaptım. Şimdi ilk başta böyle merdane ile biraz uzunlamasına açtım. Spekulos dediğim bu arkadaşlar. Kızım özellikle çok seviyor. Ona yaptım 3 adet kadar yani. Şimdi bir bıçakla üzerine sürüyorum ince bir tabaka halinde. Bunu tabii ki niçin gösteriyorum sizlere? Çikolatalı yapabilirsiniz, haşhaşlı yapabilirsiniz, zeytin ezmeli yapabilirsiniz bu göstereceğim şekilde. O yüzden göstermek istedim. Yani kızıma yapmışken dedim yani bu şeklini de göstereyim sizlere fikir amaçlı. Diğerlerini çünkü normal poğaça olarak yaptım. Ama şekil olarak bu da çok güzel olur dediğim alternatiflerde. Çikolatalı, zeytin ezmeli çok hem görüntüsü hem lezzeti çok hoş oluyor. Şimdi püf noktası harcımızı sürdükten sonra kenarlarını kesmeyecek şekilde ortalarını böyle şeritler halinde kesiyoruz. Dediğim gibi iki uç kenarını kesmeyin yoksa saramazsınız. Bu şekilde kestikten sonra yandan başlayarak rulo yapıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi şekli de gayet güzel olmuş oluyor. Ve iki ucunu birleştiriyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsime hamurumu koyuyorum artık. Şekli çok basit. İlk başta merdane ile biraz açıp harcımızı sürüyoruz. Daha sonra bir bıçakla çizgiler atıyoruz. İki uç kenarını kesmeden tabii ki. Tabii ki bu şekli mutlaka aranızda bilenler vardır ama böyle detaylı tarifleri özellikle mutfağa yeni giren arkadaşlarımız için detaylı çekmekte fayda var diye düşünüyorum. Aldığım geri dönüşler sayesinde bunu fark etmiş oldum. Dediğim gibi sadece 3 tanesini bu şekilde yaptım ben kızım için. Diğerlerini artık normal poğaça yaptım. Peynirli yani. İç harcı dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi bunun şekillerini yarısından fazlasını böyle çizgiler atıyorum. Bu şekli çoğunuz biliyordur zaten ama yine de göstermek istedim. Kesmemiş olduğum ucuna peynir koyuyorum. Ben normal beyaz peynir kullandım. Peyniri akmaması için ilk başta şöyle bastırıyorum, kapatıyorum yani peynirimi. Daha sonra rulo yapıp çok hafif ay şekli verip yağlı kağıt serdiğim tepsime yerleştiriyorum. Bu şekilde. Çok kolay ama gayet de hoş görünümlü bir poğaça olmuş oluyor. Peyniri koyduktan sonra iki uç kısmına bastırmayı unutmayın. Yani yoksa peynirler akar gider içerisinden. O da çok hoş olmaz yani. Yumuşacık, günlerce tazeliğini koruyan bir poğaça oluyor bu. Ve dediğim gibi o içine kattığımız az tereyağı miktarı çok fark atıyor bu hamura. Evet, ilk tepsim hazır. Gördüğünüz gibi. Toplamda 3 tepsiye yakın poğaçam çıktı arkadaşlar. Verdiğim hamurdan gördüğünüz gibi bunlar çıktı. Oldukça bereketli bir tarif dediğim gibi. Biraz bir 15-20 dakika tepsi mayası yaptırdım. Daha sonra fırınımı 200 dereceye açtım. Ayırmış olduğum yumurta sarılarını süreceğim. Bunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ayırmış olduğum 2 adet yumurta sarısı yetmedi. Yani ben yetiremedim. Ayrıyeten 2 yumurta sarısı daha kullandım üzerlerine sürmek için. Çünkü gördüğünüz gibi hamurumuz çok oldu yani.
Şimdi 200 derece ısıttığım fırına veriyorum ve güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Ama çok fazla da aşırı kızartmayın. Yoksa o zaman o süreyi biraz fazla tutarsanız, orada da küçük bir püf noktası var. Çok fazla kızartırsanız bu sefer poğaçanız sert ve kuru olur. O yüzden normal düzeyde kızartırsanız ideal olur yani. Pişme anını da yine sizlere kaydettim. Umarım beğenerek izlersiniz. Bu arada eğer kanalıma henüz abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinizle bana destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu arada poğaçalarım da pişti. Dumanın üstünde gördüğünüz gibi. Çok güzel bir şekilde kızardılar. Fırından çıkartıyorum. Ve fırından çıkan ilk tepsime hemen sıcağıyla üzerine temiz bir bez kapatıyorum. Böylelikle soğuyunca yumuşacık olacaklar. Hatta fırından çıkınca bile çok yumuşaklardı ama yine de ben hep bu yöntemi yapıyorum. Gördüğünüz gibi altı ve üstü çok güzel kızarmış. Yumuşacık, pufidik pufidik bir poğaça elde ettik. Dokusunu elimden geldiğince sizlere göstermek istedim. Umarım anlarsınız ne demek istediğimi. Gerçekten abartmak istemiyorum ama aşırı yumuşak ve lezzeti mükemmel bir poğaça oldu. Mutlaka denemenizi istiyorum. Denedikten sonra zaten bana hak vereceksiniz. Yorumlarınızı bekliyorum yani yapan arkadaşlardan. Evet, izlediğiniz için teşekkür etmek istedim. Bu arada bunlar da kızım için yaptıklarımdı. Göstermeyi unuttum, o yüzden son dakika hemen göstereyim dedim. Bunlar bile yumuşacık oldular. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.